son hazırlığı yapıyor. Tabi bitiremediler yine. Tamam kızım, bitti. Bittik. Böyle doldurduk arabamızı. Valizlerimizi koyduk. Her şeyimizi yerleştirdik. Evet baba. Allah izin verirse biraz sonra kahvaltı yapacağız. Nasip olursa saat yarım saat 45 dakika sonra. Yarım saat 45 dakika sonra çıkacağız Allah izin verirse. Allah herkesin yoluna açık eylesin. Evet, bir sıra yolculuğumuz daha başlıyor inşallah. Şu anda saatlerimiz saat 10'a 5 var. Yaklaşık 2500 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak Allah nasip ederse. Öndeki araç yol arkadaşımız Musa. İki araba yola çıktık. Allah izin verirse yarın gündüz vakti öğleden önce inşallah Edirne'ye varmayı düşünüyoruz. Allah cümle yolcusunun yolunu açık eylesin. Allah herkese kazasız belasız gidip gelmek nasip etsin. İçinde de biz olmak üzere. Tamam. Aa, ben de onları çektim. Tabii. Neredeyiz baba şimdi? Nereye gidiyoruz? Kızım şu anda daha yeni yola çıktık. Günzburg'dayız. Hı hı. Daha yeni otobana henüz girmedik. Şimdi otobana giriyoruz buradan. Daha yola yeni çıktık. Musa abin arkada bizle beraber geliyor. Allah'ım inşallah hayırlı yolculuklar nasip eder. Sıla-i Rahim yolculuğumuz başladı. Allah vatanımıza, sevdiklerimize hayırlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde bize kavuşmayı nasip eder inşallah. Allah'ım cümlesinin yolunu açık eylesin. Nasıl rahat ediyor musun da? Ne bir tane? Kamera. Yok. Etmiyor. Der A8 folgen. Bayağı bir herhalde yağmurla gideceğiz, öyle görünüyor. Hava durumuna baktım. Lille'ye kadar, hatta Lübnan'a kadar, Slovenya'ya kadar yağmur gösteriyor. Yani bizim buralarda bu şekilde yağıyorsa eğer, Avusturya'da, Salzburg'da falan daha da az olur diye düşünüyoruz. Nasip bakalım, hayırlısı. Yağmurun tabi dezavantajları da var, gördüğünüz gibi bazı yer noktalarda su buharı görüşü bayağı bir engelliyor. Su birikintilerinin olduğu yerde bu tür havalarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Pasaportlarımızı kontrol ettik. Pasaportlarımızın oturumlarını kontrol ettik. Biliyorsunuz arabayla gidiyorsanız eğer izine, bildiğim kadarıyla yanlış bilgi de vermek istemiyorum. En azından pasaport süresinin ya da oturumların en az 3 ay bitmeye en az 3 ay kala olması gerekiyor. Yani uçakla gittiğinizde bir gün dahi olsa sıkıntı olmuyor ama
Eğer arabayla gidiyorsanız pasaportlarınızın ve pasaportlarınızdaki oturum süreleri eğer süreliyse eğer en azından 3 ay olmasına dikkat edin. Yani büyük bir ihtimal Sırbistan, Hırvatistan belki Sırbistan gibi devletler bu konuda problem yapabilir. Arabanızın yeşil kartını yanınızda almayı sakın unutmayın. Sigortanın vermiş olduğu yeşil kağıdı. Ve yeşil kağıtta da Türkiye'nin veyahut da yol üzerindeki gideceğiniz devletlerin mutlaka üzerinde çarpı olmaması gerekiyor. Yani eğer çarpı olan bir devlet işareti varsa sigortanız o devleti kapsamıyor demektir. Bir de sigorta konusunda size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arabası genelde full kasko olanlar için genelde bu geçerli. Yani sigorta şirketlerinin genelde %90'ı diyebilirim ki belki çoğu yani sadece arabayı Avrupa tarafında full kasko olarak sigortalıyor. Yani İstanbul'da köprüyü geçtikten sonra Asya tarafında araba full kaskodan çıkıyor. Normal sadece zorunlu trafik sigortası, hafif sadece geçer oluyor. Sigortanızda sorduğunuzda arabam Türkiye'de sigortalı mı dediğinizde size evet arabanız Türkiye'de sigortalı diyorlar. Ama Asya tarafında arabanın full kasko olmadığını genelde söylemiyorlar. Buna genelde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. En azından tekrar sigortanıza telefon açarak bunun içinde olup olmadığını öğrenin. Ben mesela sadece bir aylığına arabamın Asya tarafına da full kasko olarak yaptırdım. Sadece bir aylığına geçerli. Döndükten sonra tekrar araba eski sigorta sistemine geri dönecek. Bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, burada Münih'in içine doğru giden düz yol. Biz sağa Salzburg istikametine ayrılıyoruz. Münih'in çevre yolundan Münih'in etrafından dolanarak Salzburg istikametine devam ediyoruz. Oturduğumuz şehir Günzburg'dan aşağı yukarı Salzburg yani Avusturya sınırı 250 km civarında. Henüz 90 kilometresini gelmiş bulunuyoruz. Bu arada da yağmur devam ediyor tabi. Evet, 137 kilometre oldu. Yağmur hala peşimizi bırakmadı. Anlaşılan Slovenya'ya kadar da bırakmayacak. Evet arkadaşlar, uykunuzu almadan sakın yola çıkmayın. Yolda en önemli şey dikkat. Dikkatiniz dağılmamalı. Dikkatinizin dağılmamasına çok dikkat edin. Yani en sağlıklı yolculuk uykuyu alarak yapılan bir yolculuk. Evet biraz
Gerçi çok fazla gelmedik. 140 kilometre geldik. Biraz mola verdik. Çoluk çocuk biraz şey yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Salzburg istikametine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada zaten yağmur da devam ediyor. Çok da fazla duramadık dışarıda. Daha yağmur böyle akşama kadar devam eder galiba baba. Yok, akşama kadar değil de Lübnan'a kadar devam edecek. Slovenya'ya kadar yağmur yağacak diye gösteriyordu hava durumunda. Neyse, gerçi yani en azından serin oluyor. Sıcaklık derdi yok. Ya. Salzburg'a 80 kilometre falan kaldı. Daha demin bayağı kalabalıktı ama yol durmamıştı. Şimdi maalesef yol durdu. Evet, ilk şeyimize daha 180 kilometre gelmişken ilk kalabalığa yakalandık hemen. Karşı taraf da bayağı kalabalık. Öyle yani. Hem geliş kalabalık hem gidiş kalabalık. Evet. Çalışma mı var yoksa bir kaza falan mı var bilemiyoruz. İnşallah hemen geçer. Beklemeye erken başladık. Evet. Çok fazla yol alamadık. Münih'ten sonrası buraya kadar hep dura dura geldik. Yani daha 222 kilometre yapmışız. Mecburen çıkıp arasıyla dinlenmekte tabii fayda var. Anlaşılan yollar bayağı kalabalık olacak. Evet, şu anda Avusturya'ya yeni girmiş bulunuyoruz. Bir aile şeydi, evet, biraz kalabalıktı yollar. Ama en azından fazla da durduk sayılmaz. Şu anda Avusturya'nın hemen girişindeki bu tır parkları, McDonald's falan şudur budur, onları geçiyoruz. Azıcık bir yerden de sağa Villach tarafına ayrılacağız. Musa önden villaya ayrılacağız. Biliyorsun değil mi? Geçti artık buradan. Buradan dönüyorum zaten. Ya gördüm. İşlere geçecek mi? Geçme geçme. Oradan daralıyoruz zaten ondan sonra herhalde. Görüyor musun dönüşteki kalabalığı? Herhalde orada polisler falan durduruyor vatandaşları. Dönüş bak çok kalabalık giriş. Görmüyorum, bayağı da izinçli var. Bacarlı bacarlı baksana. İçlerinde de belli de kalabalık yazıyor ya. Evet, Avusturya'dayız. Villach istikametine doğru devam ediyoruz şu anda. Avusturya'nın meşhur trenleri henüz başlamadı daha. Yalnız Alp Dağları'nın yüksek tepeleri görünüyor. Fakat dağların tepeleri bayağı bir sisli. Yağmur var. Gündüz aslında burada gerçekten çok güzel manzaralar oluyor ama onu daha önce tabii hava açık olduğu zaman görebiliyorsunuz. Evet, Avusturya'da biraz hız konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yani 100 yazıyorsa 100, 120 yazıyorsa 120 gitmekte fayda var. Çünkü çok sık radar var. Siz gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki eve geldiğinizde radar cezası gelmiş ya da döndükten bir ay sonrası
bakıyorsunuz ki Avusturya'dan size bir radar cezası geliyor. Bundan yaklaşık 3 sene önce veya 4 sene önceydi. 10 kilometre fazlasıyla mesela 45 euro gelmişti bir keresinde bana. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken gece geçerken birçok yerinde şehirlerin yakınından geçerken Lärmschutz'u var, yani sessiz olunması gerekiyor. Oralarda da genelde zaten 110'u düşürüyor. 110'un üzerine geçtiğiniz zaman otomatikman da radara giriyorsunuz zaten. Gündüz yani sıkıntı yok tabii. Gündüz normal tabelayı takip ederek gitmekte fayda var yani. Evet, çok dar, aşırı dar hem de yani. Araba neredeyse zor sürüyor. Şimdi evet. Burada biz tabii tünel parasını daha önceden ödediğimiz için arabanın plakasını görünce kamera otomatikman açıyor. Ama arkadaş onu almayı unutmuş. Onun için biz de onu şimdi burada mecbur bekleyeceğiz. Gerçi aşırı bir kalabalık da yok zaten. 5 dakika içerisinde falan geçer. Ben de şurada kenarda onu bekleyeceğim. Sen ne kadar ödedin Altay? 11.50 yazıyor. Ya 11.50 bir tanesi, 7.50 de bir tanesi olması lazım tünel parası. Herhalde bu Tauron tünel var 11.50. 7.50 de ileride şimdi Karabakan tüneli de gene aynı şekilde kameradan geçeceğiz. Yalnız dönüşte Karabakan tünelini nakit ödeyerek geçiyorsunuz mecbur. Ama bu tünelin parasını tekrar gene tekrar kameradan geçebiliyoruz. Evet, az önce de dediğim gibi yani bu tünellere geldiğinizde nakit ödeme yerleri var. Ama daha önceden eğer tünel paralarını ödüyorsanız ADETSE'den, ADAK'tan yani bunu gidip gideceğiniz rotayı söyleyerek daha önceden bu tünel paralarını ödeyebilirsiniz. Yani o zaman nakit ödeme yerinde beklemek zorunda kalmadan hemen transit bir şekilde geçiyorsunuz. Tabii biz mesela arkadaşı bekledik ama mesela en fazla 4 dakika 5 dakika önce sürdü. Çünkü zaten aşırı bir kalabalık yoktu ama kalabalığın çok olduğu zamanlar da oluyor. Onun için daha önce ödemekte fayda var. Şimdi bir tünelden daha ileride karşılaşacağız. Karabanken tünellerine. O tünel bundan biraz daha uzun. Orada da gene kamera sistemi var. Sadece ama girişte kamera sistemi var. Dönüşte nakit ödemeniz gerekiyor. Burayı tek yön alabiliyorsunuz sadece. Evet, burası eskiden
Çünkü gerçekten çok ağır bir hava var. Camı daha açmanızı tavsiye etmem yani. Kat. Evet, hala Karavanken tünelinin içerisindeyiz. Tünele girerken 26 derece sıcaklık vardı dışarıda. Tünelin içine girdikten sonra o sıcaklık birden 37 dereceye çıktı. Evet, yavaş yavaş tünelin sonu geldi. Tam yaklaşık 8 kilometre, yani 7.8 kilometrelik tünel. Evet, bayağı uzun. Ya, tünele girip çıktıktan sonra yani iklim bile değişiyor yani burada. Tünelin bir ucuyla diğer ucu arasında bayağı bir fark var. Evet, buradan yakıtımız her an gerçi olmasına rağmen biraz yakıt alalım. Aşağı yukarı yarım depoya yaklaştı. OMF, bunlar genelde iyi sayılabilecek benzinlikler. Die Route wird neu berechnet. Links halten und auf die A2 fahren. Altına doğru sürmen lazım biraz. Neresi sıçrayı yapıyoruz, oynadın mı? Yok, tamam. Baba, neredeyiz? Kızım, Slovenya'ya şu anda daha yeni girdik. 15-20 kilometre oldu. Burası Slovenya'ya girince hemen ikinci benzinlik. Sabahın kahvaltıyla yola çıkmıştık. Yolda da bir şeyler atıştırdık ayaküstü ama acıktık, bir şeyler yedik şimdi. Yolumuza devam edeceğiz. Bir 10-15 dakika daha duralım, biraz dinlenelim, açılalım. Dinlenmeden, mola vermeden yola devam edilmez. Evet. Yani hiçbir şey yapmasan dahi ineceksin arabadan, biraz ayaklarını hareket ettireceksin. Ondan sonra yola devam edeceksin. Her şeyin başı yolda, daha önce de söyledim, dikkat. Dikkatin dağılmayacak. Onun için de güzel dinleneceksin. Şu arkadaki dağlar ne dağlar? Neresi? Sen unuttun. Tamam canım, sağ olsun. Kızım, bu arkadaki dağlar... Şimdi Avusturya'dan doğru çıktığımız için biz Slovenya'ya girdik. Buradan dönüşümüzü düşünürsen eğer, bu dağlar Alp dağlarının ilk başladığı nokta. Evet. Yani dönüşte şimdi mesela az önce Karavanken tünelinden geçtik, biliyorsun. Tünel bittikten sonra zaten dağlar da bitmiş oluyor. Bundan sonra artık dağ falan yok. Ta ki şeye kadar. Nişe kadar, Sırbistan'a kadar yok. Okay, thank you. Ceyda, mayışıyoruz tabi, otur akşam. Bulgaristan'a bir şey... Ceyda, mendil versene. Belgrad'ı geçtikten sonra, belki bir yerde biraz... Arabada uyursanız gümrükte, eğer varsa... Ya da gümrükte sıra olur, belki arabanın biraz kestiniz. Bir tane. 2-3 saat uyursam akşamdan yeter. Evet, burada şimdi Slovenya içinde Zagreb'i gösteriyor tabela. Ha. Zagreb'i takip ediyoruz. Hırvatistan'a geçmek için. Mumuskal. Apıçer olsun. Keser bile işte. In 2,5 Kilometer links halten und auf die A1 fahren. Ne zaman aldıydın sen? Bu arada az önce mazot aldığım benzinlikte 480 kilometre gelmişiz oraya kadar. Onu şey yaparsın, o kesin. 35 litre mazot aldı araba. Litresi 1.43'ten ödedim. Olsun, 2.5 litre.
50 Euro'dan tuttu aşağı yukarı. Rahatlarsın. Tabii o aldığım dizel pahalı dizeldi. Bir de normal dizel vardı. O da 1.33'tü. Ay gari, bir günde gitmeden bize gittim. Genelde bu tür yerlerde biraz kaliteli dizel almakta fayda var. Beni çekilersin. Ya. Buraya da yağmur yağmış. İyi hadi ablam hadi. Evet, burada hadi. Tekrar yolumuz hadi. Ayrılıyor. Hadi ben de tuttum. Abla araba var yanında. Hadi, burada, hadi çöz. Tabii çok sıkışık. Bir taraftan biz çıkmak isterken bir taraftan da girmek isteyenler var. Okulundan çıkarken birileri giriyor. Zagreb'e dönüyoruz. Buralar vinyeteyi kontrol ediyor. Demin ben az önce vinyete dediğim yer yanlıştı. Doğrusu buraydı. Burada yavaşlatıyor. 60 km hızdan geçiyorsun. Arabanın vinyetesi olup olmadığını kontrol ediyor. İşte eğer vinyete yoksa tabii büyük bir ihtimal plaka üzerinden cezayı gönderiyorlar. Başkan gitme bakayım. Slovenya, Hırvatistan mı? Evet. Süngü'ye geldim. İnanamıyorum. Burası evet, Sırp Slovenya. Hırvatistan gümrüğü. Biraz kalabalık sayılır. Ama ben çok fazla süreceğini tahmin etmiyorum buranın. Bekleyeceğiz. Evet, şu anda Kroatya'ya, Hırvatistan'a girmek üzereyiz. Demek ki kuyruk çok bekletmedi bizi aslında. Çünkü seri bir şekilde ilerliyor. Pasaportlara hemen bakıp gönderiyorlar genelde. Öyle özel bir pek arama yapmıyorlar. Bazı arabalara bakmıyor bile sanki. Kendi vatandaşlarım acaba. Göz geçirdi sadece. Aslında hiçbir şey de yapmadı gördüğünüz. Baba akil lafını mı? Akil lafı değil mi diye değil mi? Bunu bilenmemiştir. Neyse Musa'yı bekleyelim hemen şurada çıkmadan. Ata yerleş. Tamam bakacağım ben dur. Son anda bir kapı daha açtılar. Alo. Evet, kapıya kadar geldik. Son anda bir kapı daha açtılar. Musa hemen oraya girdi. Şu an önümde zaten o da beni bekliyor. İşte. Evet. Değil mi? 1 euro ödedik. Kroatistan'da yerler vardı. Bir otoban orada biraz yüksek alıyorlar. 15 euro civarında bir şey olması lazım. Yoksa 20 euro muydu? Tam hatırlayamıyorum şimdi. Biraz sonra ödeyince hatırlarız. Hırvatistan'a girdik. Zagreb istikametine doğru devam ediyoruz. Evet, Hırvatistan'ın otobanı güzel. Yolları genelde temiz. Rahat yolculuk yapılan bir yol. Yani Hırvatistan. Ben seviyorum yani Hırvatistan'ı. Thank you.
Çünkü sarı arabası olduğu için sarı çizgiye giriyor herhalde. Ya orası hızlı geçiş sistemi olması lazım benim bildiğim. Aynı Türkiye'deki gibi. Buradan fiş çekiyoruz. Otoban fişini alıyoruz. Ondan sonra otobanın bittiği diğer noktada fişi ödeyeceğiz. Sür Musa, sür. Evet, Murat, senin de yolculuğumuz devam ediyor. Hırvatistan'ın ortalarındayız aşağı yukarı. Belgrad istikametine doğru devam ediyoruz. Yol kalabalık ama en azından yani 120'nin altına pek düşünmüyor, iyi gidiyor. Evet, biraz mola verelim burada. Aşağı yukarı son 2,5 saattir mi? Neredeyse hiç bilmiyorum. Bu tarafa geçiyoruz abi. Evet, öyle olacak. Köprünün öbür tarafına geçeceğiz. Sağ ol. Bu baba şeyden girdiğimiz benzinci var ya, Mustafa amcayla. Herkese buradan selam. Ceyda, size dondurma alabilir mi? Evet, bu durduğumuz benzinlik Hırvatistan'ın zaten son benzinliğiydi. Biraz ileride gümrüğe yaklaşıyoruz zaten. Sırbistan'a geçeceğiz. İnşallah burada fazla bir kalabalık olmaz. Gerçi yok, kameradan baktık, internet üzerinden pek aşırı kalabalık görünmüyordu. Önce herhalde parayı ödeyeceğiz, otoban parasını. Ondan sonra da gümrük yaklaşacak. Çok su. Kart orada mı? Ne kadar aldı acaba? Cemal'e bir ben cüzdanla para çıkartayım. Benden çıkar, bak bir çıkar. 20 euro falan. Var bende, dur. Ne kadar? 20 eurodur. Dur, bende var. Hadi. Dur baba, çık. Oy. Oyra. Svansek. Okey. Ja sve da me razumijete, jer ste rekli dobro večer. Okey. Bye bye. Bye bye. Dobroveşki diye karşılık verdin diyor. Ondan diyor seni şey zannettim diyor. Lan ne oldu? Bir döküldü paralar. Para vermedi ki sana. Dok verdi. Tamam, 20 euro yazıyordu. Tamam, ne alırız bu? Bir şey verdi, neyse. Siz mi çıkacağız baba Vilan'dan? Sırf'a girdik mi? Yok, girmedik daha Sırf. Hayır, burası otoban parasını ödedik daha az. Geliyor musun? Bekleyelim şurada hemen. Hı? Şu anda Sırbistan'a giriyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır bekledik. Çok fazla yoğunluk yok. Her şey güzel yani, iyi. Yalnız dönüşte görüyorum çok fazla kalabalık var. Diğer gümrüklerde de aynısıydı. Dönüş çok kalabalık maalesef. Dönüş. Millet çıldırıyor. Dönüşte artık olanlara Allah sabır versin. Biz de döneceğiz o yolu. Korna sesleri falan duyuyorum bazen, o taraftan basanlar var. 5-6 kapı çalışıyor gerçi dönüşte ya, ama yani görüldüğü üzere gene de kalabalık. Gümrüğü geçtikten sonra kalabalığı daha net görebiliriz ilerleyince.
Benim önümde şu anda bir 3 araba kaldı. Şu anda Hırvat'tayız hala. Az önde de Sırba gireceğiz. Burası hala Hırvat gümrüğü şu anda. Ön taraftaki kalabalığı bilemiyorum ama çok fazla yok herhalde. 937 kilometre gelmişsek. Evet, 937 kilometre geldik şu anda. Buradan sonra Belgrad 100 kilometre falan da herhalde. Şey çeksene. Evet. Dediğim gibi biz geçtik. Hırvat'ı bitirdik. Şimdi Sırba gidiyorum ama kameraya da yansıyor mu bilmiyorum. Dönüş bayağı bir çileli. Allah sabır versin. Ön tarafta artık beklemekten sıkılan vatandaşlar korna çalıyor. Bayağı bir kornalar basıyorlar. Memurlar tınlıyor mu? Tabii pek tınlamıyor. Onlar yine dinliğini okuyor. Evet, şu an Zalibiyen'e geçtik. Ama öbür tarafta bayağı bir dağ var. Bekleyenler çok. Yani o kadar çok ki kameraya bile sığmıyor. Biraz pause yapacağız. Şu anda Sırbistan tarafına geçtik. Ya saate tam bakmadım ama herhalde yarım 45 dakika kadar falan sürdü aşağı yukarı Hırvat'tan buraya geçmemiz. Şunu deniyor. Yalnız dönüşte demin de söylediğim gibi dönüşte çok büyük bir kuyruk var herhalde. Demin az önce bir vatandaştan dönenlerden biriyle konuştuk. Yaklaşık 7,5 saattir beklediğini ve 1,5 kilometre kadar ilerlediğini söyledi. Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcılar olsun. Gördüğünüz gibi kuyruk burada devam ediyor. Tuvalet yok, herhangi bir şey yok. Vatandaşlar burada biraz perişan, evet. Dönüş. Baksana kaç kilometre. Dönüş bayağı kalabalık. Bir bakalım kaç kilometre sürecek. Aşağı yukarı 500 metre kadar falan geldik. Adam şu tarafa gitsin mi? Sağ şerit burada bayağı bir bozuk. Hemen gümrüğe çıkınca. Evet. Ay Allah yardımcılar. Kuyruk hala devam ediyor. En az 2 kilometre oldu şu an. Evet, 2 kilometre oldu şu anda. Genelde vatandaşın en çok perişanlık çektiği kalabalık olan gümrüklerden biri burası zaten. 3 kilometre oldu. Otobüsü de bekliyor, arabası da bekliyor, kamyonu da bekliyor. Evet, kuyruk hala bitmedi. Zaten biraz yakın. Evet, gümrükten çıktıktan sonra bu yol bayağı kötü. Sağ şerit daha da kötü hatta. Burada çok fazla hızlı gitmenizi tavsiye etmem. Derin çukur yok ama yani isik kasık dediğimiz olaylar var. Evet, kaç kilometre oldu şu anda? 4 kilometreye geçtik beş, herhalde. 5. Evet, vatandaş basan basıyor yine. Şeyde bakın, daha bekliyor bu millet. Anne, arabayı en çok namaz eder. Ata, ölçünüz mü lan bu kilatçı yazın onu kurunun oraya da hala arabalar çıkmışlar bakalım. Kaç oldu? 36. Musa herhalde 5,5-6 kilometre falan aşağı yukarı kuyruk. Daha yeni bitti. 5,5-6 kilometre aşağı yukarı gümrüğe kuyruk var. Yol çok kötü de şurası. Aynen, McDonald's'a bir taşın oldu. Geldik ya, gerçekten. Anam altı ayında geç bu gece de. Ya o vatandaş 7,5 saat bekledik dediğine göre demek ki bu kuyruk daha uzundu. Yani azaldırmış hali bu belki de, benim tahminim yani. 7,5 saat beklediğine göre şu andaki gidişine bakarak hani aslında o kadar da yavaş ilerlemiyordu ama demek ki bu kuyruk daha da fazlaydı yani. Buradan aldığımız fişten sanıyorum Belgrad'a kadar gidiliyordu.
Belgrad'da bir ödeme yapılıyor. Ondan sonra sonra tekrar bir fiş daha alınıyor diye hatırlıyorum. Evet, az önce aldığımız otoban fişini şimdi burada ödeyeceğiz. 3-4 şeyden. Alo. Okay. Okay. Öyle yerlerde çalışmak isterdim abi. Evet, 3 euro da 3 euro da burada ödedik. 1 euro verdik daha önce, değil mi? Bir yerde 1 euro verdik. Bir yerde euro. Bir yerde 20 euro verdik. Bu 3. oldu, değil mi? Şimdi Navi şeyi gösteriyor, çevre yolunu mu gösteriyor Navi, ne yapıyor? Biz şey yapacağız, Belgrad'ın içine geçeceğiz. Düz gidersek Niş çevre yoluna gidiyor. Şuradan sağa yanaşalım. Niş'e niye gitmiyor? Niş'e çevre yoluna da gitmiyor. Niş'i takip edersen Belgrad'ın çevre yoluna girmiş oluyorsun o zaman Musa. Belgrad'ın içine girmek için buradan geçiyorsun. Burası aynı zamanda da şey işte, demin dediğim yer. Şeyden, Macaristan'dan, Budapeşte'den gelenlerin birleştiği yer burası. Yok, rahat doğru gidiyorsun değil mi? Yok, tamam, şuradan alalım. Novi Zato'da gidiyor herhalde burası. Ya, Novi Zato da gidiyor burada. A1 folgen. Evet, burada Belgrad'ın çevre yolunu takip etmiyoruz. Biz, yani ben öyle daha uygun görüyorum. Çünkü daha önce bir kere gitmiştim oradan. Belgrad'ın çevre yolu Belgrad'ın içine kamyon girmediği için kamyonları genelde oraya yönlendiriyorlar. Bir kısım yolu da zaten oranın neredeyse çoğu da tek gidiş gelişli bir yol. Belgrad'ın içinden geçmek daha mantıklı. En azından otoban. Hem bu saatte zaten trafik de fazla olmaz. O yol pek de tavsiye edeceğim bir yol değil yani. Evet, akşam olmasına rağmen gene de bayağı ön taraflarda trafik görünüyor. Nedir ne de olsa yani bir başşehir. Tabii şimdi karanlık olduğu için pek belli olmayabilir. Şu Belgrad'ın sembollerinden bir, sembol binası. Sembol binalarından biri şu sol tarafımızdaki bina. Hemen solda. Genex yazıyor ya. Belgrad bitmek üzere. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Belgrad'ın içinde 80 yazıyor hız sınırı. Yani 80'e genelde uyması genelde herkes tarafından söyleniliyor. Çünkü gezici arabalı radarlar buluyor. Önünüze geçip durdurabiliyorlar. Hızınıza göre de ceza kesiyorlar tabii. Belli bir fiyattan sonra da hatta nakitte kabul etmiyorlar duyduğum kadarıyla. Mahkeme falan bir şeyler uğraştırıyorlar. Size hafta sonuna denk gelirse mahkemede açık olmayacağı için pazartesi yarıda beklemek zorunda kalabilirsiniz. Zaten kısa bir mesafe. Tabelalara uyarak gitmekte fayda var.
O karşıdan niye biliyor musun Altay? Bilemiyorum da şu yol sağdan gelen yol Belgrad'ın çevre yolu. Yani eğer Belgrad'ın güneyindeki çevre yolundan gelmiş olsaydık buradan gelip tekrar şu sağdan gelip tekrar otobana birleşecektik. Biz şehrin içinden gelerek kestirme yapmış olduk yani. Evet, buradan yine şimdi otoban için fiş alacağız. Bu aldığımız fişten de ta ki Nişe kadar gideceğiz. Burada çok kişi uyuyor. Şimdi tabii hepsi gitti, biz geç kaldık. Çünkü bizimkiler yine çok uyudu. Çok uyumadılar aslında. 3 saat uyudular. Saat 2 gibi buradaydık. Saat 5'e kadar uyudunuz değil mi baba? Evet kızım. Şu anda Nişe herhalde bir 70-80 km mi var? Evet. Öyle bir şey olması lazım. Uyuduk burada biraz. 3 saate kadar yakın biraz uyuduk. Uykumuzu aldık. Şimdi devam edeceğiz. Kahvaltı falan yaptık. Burası bir Türk işletmecinin çalıştığı bir yer. Uykuyu almak önemli tabii yani. Uykuyu alacaksın, ondan sonra devam edeceksin. İnşallah devam edeceğiz. Buraya kadar çok güzel geldik. Yollar iyiydi. Bir Almanya'da çabuk. Avusturya, Salzburg'u geçtikten sonra kalabalık azaldı. Oraya kadar çok kalabalıktı. Ondan sonra yollar genelde kalabalık olsa da en azından bekleme olmadı. Onun haricinde çok güzel geldik yani. Sırbistan'a falan girerken çok fazla beklemedik. Hırvatistan'a girerken de çok fazla beklemedik. Yani standart yarım saat, 45 dakika beklemeler normal. Gidiyoruz, devam inşallah. Uyku molamızı verdik, dinlendik. Kahvaltımızı yaptık. Devam ediyoruz şimdi Allah'ın izniyle. Yolculuğun en güzel manzarası mı diyelim artık böyle yani, şu açı, sabaha karşı güneşin karşıdan vurması gerçekten bu aslında güzel bir manzara yani. Belgrad'ın çıkışında aldığımız fişi otoban parasını ödeyeceğiz. Alo. Let's fuck it. Evet, burada da 6.50 ödedikten sonra artık otoban parası falan kalmadı. Birazdan da zaten hemen az ileride
Makedonya istikamete gidenler için, bir de Bulgar istikametine gidenler için yol ayrılacak. Biz Bulgar üzeri gittiğimiz için Sofia Pirot takip edeceğiz. Eğer Makedonya üzeri Yunanistan'dan gitmek isterse vatandaşlar, Skopje veya orayı takip etmeleri gerekiyor. Ben Makedonya'dan Yunanistan'a hiç gitmedim bu zamana kadar. Gidenlerden memnun olanlar da var, memnun olmayanlar da var. Gerçi bu taraf için de aynısı geçerli. Memnun olan da var, olmayan da var. Rechts abfahren in Richtung Sofia. En iyi yol bildiğin yol demişler. Acaba otobanın belli bir kısmını açtılar mı? Kısa bir mesafesini açmış olabilirler mi diyeceğim ama yok, açılmamış. Ne var ki önde? Buraları böyle değiştirmişler. Bu yol düz devam ediyordu normalde, biraz daha sanki. Yok, orası yeni otoban. Orada işte düz gitmiş olsaydık yeni otoban orası, yani devam ediyor. Tünelleri görmeyeceğiz ama maalesef hala açılmamış. Tünelleri geçtikten sonra ancak bir kısmı açık. Tam olarak bitmiş değil. Yani eski pilot tünellerinden yola devam. Evet, şu an Zerbien'deyiz. Evet, dağları bir göster bakalım. Baba hadi anlat. Evet, meşhur pilot tünellerinin yolundayız. Tarihi tünellerden geçeceğiz biraz sonra. Batı'yı doğuya bağlayan, yani Avrupa'yı Asya'ya bağlayan en önemli otoyol aslında burası, düşünürseniz. Ama ya bizim Türkiye'mizin köy yolları dahi buradan iyidir yani. Ki bu yol senelerdir kullanılıyor, yıllardır kullanılıyor. Bu en iyi hali. Yani çok daha fazla öncesini ben hatırlamıyorum ama yani yaklaşık 15 sene önce falan daha kötüydü. Tünellerin içi çok çukurluydu. Sular damlıyordu. Vay. Hani uçurum yolları hiç sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun? Uçurum yolları. Uçuruma çıkacak mı? Aşağıları uçurum bizim. Şu an. Bak yavaş. Gelişe bak ya. Ter. Ne biçim insanlar ya. Üstüne geliyor adam ya. Belki bir şey rekt falan. Yata yata geliyoruz. Yani hız yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Evet, ilk tünel başladı. Her seferinde diyorum ki şu tünelleri sayayım, kaç tane var. Hiç de sayamadım.
orada sen deminden söyledin ya taş düşer mi diye. Evet. Taş düşme tehlikesi var diye defa yapıyor oluyor değil mi? Şey var. Ya. Böyle koymuyoruz. Tünelden. Saydın mı sen? Sayamadım. Ben de unuttum. Şurası çok güzel bak. Kaya yolun üzerine doğru yatmış yani sanki böyle. Sanki böyle tünel yapacak zaten. Bak ben sana şimdi biraz sonra bir taş göstereceğim. Büyük bir kaya yani. O kaya yani benim tahminim büyük bir ihtimal yukarıdan aşağı düşmüş bir kaya. Ha bak şu kaya diyor. Gördün mü? Hani böyle... Bu kaya kesin yukarıdan aşağı düşmez. Bence de. Çok güzel bir tünel. Yani birden karanlık değil mi? Işık ışık hiçbir şey yok. Evet. Evet, burada şimdi otobanın yeni bir kısmının yapıldığı, bölüme geçiyoruz. Normalde eski yol, burada soldan doğru düz devam eden yoldu. Şimdi bu yeni otobanın kısa bir mesafesi bitmiş bulunmakta. Zaten bu üçüncü senesi buranın. Ama öbür tarafı hala bitemedi maalesef. Bu yol inşaatı neredeyse bundan 10 sene önce başlamıştı. Köprü inşaatları, köprü ayakları falan o zamanlar atılmıştı. Burası aşağı yukarı 130 km'lik bir yol, belki 120 km. 10 senede bitmeyen bir inşaat. Otoban burada yine bitiyor. Şimdi tekrar birazdan eski yolla yine birleşecek. Auf die A4 fahren.
17,5 Kilometern rechts halten und auf der A4 bleiben. Ha, burada da açılmış yeni bir bölüm. Evet, eski yol şu köprü, şu yandaki köprünün üzerinden geçiyorduk. Geçen sene burası kapalıydı. Evet, burayı da en açmışlar. Acaba gümrüğe kadar devam ediyor mu? Normal eski yol şu sağ tarafı. Yani geçen sene oradan gittik. Böyle hatırlıyorum. Evet. Normal şartlarda şu karşıdaki tünellere giriş yapılması gerekiyor. Henüz bitmediği için burada geri tekrar eski yola bağlanıyor. Anladığım kadarıyla ya da tünelin birisi mi açık yoksa? Evet, ikisi de açık değil. Rechts halten und auf die A4 fahren. Şu iki tünel de demek ki artık seneye mi açılır, ondan sonra bir sene mi açılır göreceğiz. Aa, burayı da açmışlar, otoban yapmışlar. Bak, parça parça her tarafı açmışlar. Bak, burada yoktu. Geçen sene buradan geçtiğimi hatırlamıyorum. Ortadaki liniye bak. Niye öyle? Ne? Ortadaki çizgi. Yeni olmasına rağmen eski işte. Evet. Bir elle. Evet, 1.50 de burada verdik. Tabi burası yeniydi. Pilot tünellerinden sonraki girdiğimiz otoban kısa bir mesafede tekrar eski yola bağlanıyor. Arkasından tekrar otobana girdik. O geldiğimiz otoban da burada 1.50'lik bir ücret aldılar. Bu yeni tabi burası, bu gişeler de yeni. Yani bilemiyorum, acaba Dimitrovgrad denilen o Sırp-Bulgar gümrüğüne kadar bu otoban devam ediyor mu? Eski yol bildiğim kadarıyla şu sağ altta olması lazım. Bu sene buradan evet ilk defa geçiyoruz. Gelirken görüyorduk, yukarılarda bir şeyler yapıyorlar, dağları kazıyorlar filan diye. Demek ki o yüksekte gördüğümüz dağlarda işte kazılan yerler buralar demek ki. Şu anda eski yol aşağıda kaldı. Evet, tahmin ederim ki herhalde bu gümrüğe kadar devam ediyor bu otoban. Çok güzel olmuş gerçekten. Yani geç de olsa şu yolun otoban olarak bitmesi çok güzel. Yani gördüğüm kadarıyla sadece tünellerin olduğu kısımda otoban yok, hala şu anda bitmemiş durumda ve tünellerden sonraki otobana girdikten sonra tekrar arada birkaç kilometrelik bir mesafe yine otoban değil. Şimdi tekrar burada otoban az önce tekrar başlamıştı. Gişelerden sonra otoban tekrar devam ediyor. Çok değişik bir şey.
geliyor herhalde. Zaten Gümrüğe de geldik sanırım. Saatlerce bekliyorlar. Ve en çok da genelde Bulgaristan'a girerken bekliyorlar. Hem bu taraftan gelirken hem Türkiye tarafından gelirken. Kilometrelerce kamyon körüğü oluyor ama bugün gene o kadar aşırı fazla değil. Yani normalde çok daha arkadan başlıyordu bu kamyon kuyruğu. Bakalım biz ne kadar bekleyeceğiz. Evet, tahmin ettiğim gibi çok aşırı bir yığılma yok gerçekten. Ne yapacağım biliyor musun? Ama sonra para verecek, isteyecek ya değil mi? Ne yapacağım biliyor musun? Bir tanesini ona ver. Abi veremem. Ver kızım. Ama veremem. Korkuyorum. Evet. Aslında bu işe yarıyor gerçekten arkadaşların sildiği camlar. Yani yolun kirini bayağı şey yapıyor. Tamam kurt. Gel. Lan gel, lan gel. Şimdi vinyetimizi alacağız. Vinyeti de öndeki Shell benzinlikten almayı düşünüyoruz. Shell benzin, Shell? Shell. Shell? Okey. Sağ mı demek istedim? Şey? Evet, vinyetelerimizi de aldık. Şimdi Sofya istikametine doğru devam ediyoruz. Evet, vinyete 8 euro Bulgaristan'da. Bazen sahada kulübeler oluyordu. Kulübelerde kaptırabildiğine veriyorlardı. Bir keresinde ben bir tartışmaya şahit oldum. 14 euroya satmışlar filan. Vatandaş vinyetesini geri verip parasını almak istiyordu. Tartışıyorlardı filan. En garantilisi burada Shell tankışları. Ama şimdi yeni bir sistem yapmışlar. Orada bayan memur da uyardı. Vinyete solda dedi. Bulgar gümrüğü ile Sofya'nın arası aşağı yukarı 60-65 km olması lazım. Bunun kısa bir mesafesi geliş gidişli yok. Ondan sonra bu şekilde geri kalan kısmı da bu şekilde ortadan bölünmüş bir şekilde. İki gidiş iki geliş şeklinde. Yani fena değil bu yolda. Otoban değil ama. Yalnız burada hız sınırları tabi 90'a çıkarıyor ve tekrar 50'ye düşürüyor. Mesela şu anda 50 gösteriyor aslında. Yani bu yolda da 50 gerçekten normal değil. Pek de 50 ile giden yok zaten. Evet, şu anda Sofya'nın yakınlarındayız hemen. Hemen az ileride o Sofya'nın meşhur in 600 meter döner kavşağı, oraya gireceğiz. Burada genelde bazen sıkıntılar olabiliyor. Vatandaş düz gidiyor. Normalde burada göbeğin içine doğru girip 3. çıkıştan çıkıyoruz. Zaten Svilingrad falan da yazıyor orada. Evet. Eğer göbeğin
ortasından yani sol taraftan devam edip yukarı doğru in Richtung Zwielenrad, yukarı doğru çıkarsak Sofya'nın içine gidiyor. Eğer sağdan gidersek güney çevre yoluna girer yol. Yani oradan da gidilebilir ama tabii yine yol çok daha güzel. Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die B79 fahren. Evet, bu birinci çıkış. Buradan çıkmıyoruz. Bu ikinci çıkış Sofya'nın içine gidiyor. Şehir merkezine. Buradan da çıkmıyoruz. Hatta benim araba ilk sağa gösterdiğim ama. Buradan şimdi Svilengrad İstanbul diye yazıyor zaten. Buraya dönüyoruz. Musa seninki şeyi gösteriyor o zaman. İlk çıkışı gösteriyorsa ya güney çevre yolunu gösteriyor. Videoya baktım, videoyu da bırakmıyorsun. Şimdi burada Svilengrad tekrar yazıyor. Hemen buradan tekrar yola giriş yapıyoruz. Ya biraz buranın girişi tehlikeli. Buraya biraz dikkat edin. Arkadan yoğun trafik olduğu zaman bazen sıkıntı olabilir. Evet. In 4 Kilometern rechts abfahren in Richtung A1. Evet, navigasyonun dediği gibi bu şekilde 4 kilometre gittikten sonra sağ tarafa tekrar ayrılacağız. Buradan sonra Burgaz istikameti verecek devamı. Burgaz'ı takip edeceğiz. Svilengrad olabilir, Burgaz olabilir, ne yazıyorsa artık. Buradan şimdi sağa dönüyoruz, Burgaz'ı takip ediyoruz. Evet, Burgaz'ı verdi. 4 kilometrede geldik. Evet, buradan çıkıyoruz. Rechts abfahren in Richtung A1. Burada Vidin, Bulgu, Burgaz. Burgaz, Svilengrad diye şey. Burada zaten tabelada da gösteriyor gene. Şekilde 14 kilometre gideceğiz. 14 kilometre gittikten sonra tekrar sağa Svilengrad istikametine tekrar ayrılacağız. 1 kilometre var. 1 kilometre sonra şimdi tekrar sağdan ayrılacağız Svilengrad istikametine. Böylece çevre yolundan çıkmış oluyoruz. Burgaz, Svilengrad gene gösteriyor burada da. Şimdi burada yol tekrar eski çevre yoluyla birleşecek. Yalnız o yol pek asfaltı çok bozuk bir yol. Yani eski yol olduğu için. Geçen sene hala orası pek yapılmamıştı, düzelmemişti. Bazı çukurlar vardı. Derin çukurlar var bayağı da. Kısa bir mesafe gerçi ama 8 kilometre kadar falan. Orada biraz dikkatli olmasına fayda var. Arabanızın tekerlerinin orada zarar verebilecek derecede çukurlar var yani. Buradan grafa dönüyoruz. Musa hemen ileride. Birinci değil, ikinci. Evet, ben bu yola bozuk demiştim. Fakat Bulgarlar bizi utandırdı. Bu yolu tamir etmişler.
Yani gerçekten geçen senesiyle, geçen seneyle hiç alakası yok. Bu mesafede olan, bu kısa mesafeli yeri tamir etmişler. Üzerine bir, yani yama mı desem, yeni asfalt mı desem bilemedim ama neticede tamir etmişler yani. O çukurlardan hiçbir şey kalmamış. Evet, şimdi bu köprünün üstünden geçtikten sonra sağa Sivingrad tekrar ayrılacak. Hatta bu tabela... Buradan mı arıyorum? Bura. Bura Musa. Burada çukur var, yeri kadar koydular. Ha şurada, ha geçtik ya, bak geçtik. Evet, buraya kadar tamir etmişler herhalde. Buradan sonrası gene aynı da biz neyse buradan ayrılıyoruz zaten Sivingrad'a. Hemen tünelin üstünde bayağı bir tümsekler var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, şu anda Sofya arkamızda kaldı. Bu Sofya'dan gelen A1 otobanı. A1 yani Burgaz otobanı. Bu Burgaz otobanını takip ederek aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam 120 km civarında gideceğiz. Oradan sonra da 120'den fazla mıydı? Yoksa 120 diye hatırlıyorum ama A4 otobanına Edirne'ye giden, direkt Kapıkule'ye giden A4 otobanına ayrılacağız. Pardon, 120 km değil, 160 km civarında gideceğiz. Oradan ayrıldıktan sonra aşağı yukarı A4 otobanı 120 km civarında sürüyor. Bu otoban aşağı yukarı bu şekilde 160 km. Acaba Murat'tan durduğumuz yer bura mıydı? Var bu yer tekler ne? Ben şaşırdım ya. Dur şuraya gör. Evet, şu ana kadar 3 kere mazot aldık. 40 lira aldım diye hatırlıyorum. 35 lira herhalde. Şimdi 57 litre aldık. Burada da mazotun litre fiyatı 1.40. Yok pardon, 1.50 küsür lira. Bir de vardığımızda aldık. Halbuki yaklaşınca orada bir doldururuz. Bolu'da falan belki. Evet, A1 otobanının son ayrılacağımız noktaya geldik. Bu levhada İstanbul'u da gösteriyor. Sivingrad İstanbul. Buradan ayrılıyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra yaklaşık 120 km artık. Tehlikeli noktada kamyon şoförleri bazen sohbet veren edenlerken mesela şu öndeki vatandaşlar gibi yola çok çıkıyorlar. Yani yanından biz de geçerken bir adım geri adım atmış olsa Allah göstermesin bir araba kaza geçirebilir, yani çarpabilir yoldaki şoförlerden birine. Onun için buradan mümkün mertebe yavaş geçmekte fayda var. Şu anda 2 km oldu aşağı yukarı neredeyse. 1.5 km oldu.
kamyon kuyruğu. Evet, 3 kilometreye geçti. 4 kilometreye yaklaşık. 3,5 kilometre oldu neredeyse. Ve kamyon kuyruğu hala devam ediyor. Burada ayrılacağız biz kamyonlardan. Onların sırası ayrı ama o kamyon kuyruğu yılan gibi gümrük noktasına kadar dolana dolana devam etmeye gitmeye devam ediyor. Dem Straßenverlauf folgen. Evet, Türk bayrağı görünüyor. Bu kadar yüksek yapmaları gerçekten ilginç yani. Ne gerek var? Sen uyanabilirsin. Evet, fazla kalabalık yok. Normal. Arabanın adamlarını indirmişler aşağı. Bak bütün şişeleri görüyor musunuz? Niye? Vatandaşın bütün bir valizini indirmişler aşağıya. Aynı yere niye gidiyorsun Altay? Şuralara açık değil mi? Şuralara da açık. Beş. Açık. Geçeceğim. Buraya da 5 de açık, 6 da açık da. Şu arabanın arkası 5 kapı kapalı, baksana. Yeni karardı şurada. Evet, vatanımızda kavuştuk. Şu anda Edirne'de Kapıkule Gümrük'teyiz. Önümüzdeki 3 araba kaldı. Ondan sonra bir kapı daha var önde. O kapıdan da geçtikten sonra artık vatan topraklarındayız. Allah cümlesini kavuşmaya nasip eylesin. Memleketine, vatanına, sevdiklerine. Yolculuğumuz buraya kadar pek sıkıntılı geçti sayılmaz. Biraz ufak tefek beklemeler normal tabi. Güzeldi. Yaşadık Türkiye'deyiz. Buza devam ediyoruz. Normalde burada bir şey yok ama sen yemek yiyeceğiz dedin. Ama buralarda yenmez. Nereye ki istiyorsan orada duralım, fark etmez. Evet. Yolculuğumuz şimdilik geçmiş olsun. En azından memleketimize giriş yaptık. Karabük'e istikametimiz 660 km daha yolumuz var. İnşallah bunu da problemsiz bir şekilde bitiririz. Ailemize kavuşuruz. Evet arkadaşlar, İstanbul'a yaklaştık. İstanbul'a gördüğünüz 104 km kaldı. Şurumuz uyuyor. Birazcık dinleniyor İstanbul'a kadar. Bu ara annem sürüyor.
kalabalık olunca yine bizim süper şoförümüz devam sürecek inşallah. Evet, hanım sağ olsun biraz Edirne'den İstanbul'a yaklaşırken aşağıda 150 kilometre kadar kullandı. Ben de o sayede biraz arkada kestirdim. Yollar kalabalıklaştıktan sonra tekrar direksiyonun başına geçtik. İstanbul'a yaklaşıyoruz. Beyler, Malof İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş sağ şeride doğru yanaşmaya bakın. Okay. Okay mi dedi? Başarılı mı yara? Geçebilecek mi? Bir saat öncesinden plan yapman lazım. Tır duruyor ha, sağa gireceğiz. Dikkat edin. Tırlar. Tır duruyor önümde. Dur alta yarıp olur. Var mı gelen? Şimdi geç alta, geç. Bir kaza mı olmuş? Burada küçük çaplı bir kaza olmuş. Tırcı herhalde de arabaya vurmuş arkadan. Yavaş duruyor yol. Abo. Aşağıdaki yolun kalabalığı da yani az değil. Bir sıkıntı var orada herhalde. Normalde boş gösteriyordu ama. Orada da bir sıkıntı var. Ambulans falan var aşağıda. Orada da bir kaza var ha. Orada bir sıkıntı var. Ambulans falan var tırın yanında. Bir tır da orada duruyor. 100 metre arayla iki tane kaza. Edirne'de buluştuk kayınbiraderle. O bizi Edirne'de bekledi. Bizden önce geldi. Orada otelde yattı bir gece. Sağdan devam. Sağdan devam. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devam. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Şimdi yol düzlenince dikkat et. Bırak ağır da bırak. Hızlı geçme köprüyü. Bak bak. Dünyanın en geniş köprüsü bu, basma köprüsü. En geniş şeritli, bir de ayak boyu, direk boyu en uzun köprü benim bildiğim. Gerçekten dehşet bir şey ya. El lambalar yansaydı. Musa, 4 şerit burası, 4 şerit geliş. Ortada 2 şerit de tren için, geliş gidiş tren.
Gerçekten bir şey yaptı. Çok hoşuma gitti bak. Görünce daha. Şu lambalar hep yanıyordu. Murat çok hızlı gitme bu tünelde. Murat radar oluyor. Demek ki radar sadece bize geçerli. Bunlara geçerli değil herhalde. Ya nerede zırhlarım geçti? Hatta bilmiyordu belki radar olduğunu. Ya bilmez olur mu? Hemen Karabük'ün girişinde bölge trafik. Burada genelde çoğu zaman çevirirler ama şimdi çevirmediler. Bu sağ taraf Karabük mü? Aa bak sol tarafta. Aa düşmüş lan burası. Musa Fazlaka böyle biraz ince mesine mesela ama aşağı yukarı bak şimdi 4-5 km uzunluğu var. Baya bildiğim bir şehir gibi yani ya. Acayip bir şey yani. Bak. Bacalara bak. Ay. Bak tumanlara bak. Çekeyim mi Altan? Çekeceğim öyle. Emir'in de gördü. Bak sadece yanıyor lan. O yanan ne Altan? O niye yanıyor öyle? Musa o yanan benim bildiğim babamın dediğine göre şey atık gazı mı ne yakıyorlarmış herhalde. Niye böyle şey çekiyor? Karabük'e girmiş bulunuyoruz. Saat şu anda Türkiye saatiyle 2 oldu. Bir yolculuğumuz daha bitti diyebiliriz. Son 3-5 kilometremiz.
Bizimkiler gene bizi karşılayacaklar. Gene de öyle bir adet mi oldu diyelim artık, gelenek mi oldu? Kapının önüne kadar gelmemizi şey etmiyorlar. Bir benzinlikte bizi karşılıyorlar. Gene herhalde ilerideler onlar, şimdi haber verdiler bize, gelmişlerdir. Evet, son saniyeler.